belki ön yargılardan, belki de bilinmemesinden, esasında hak ettiği değeri bulamayan bir yiyecek istiridye mantarı. Kağıt havlunun ıslandığını görüyorsunuz daha mantara dokunduğu anda. Çok iyi kurulamalıyız tarife başlamadan önce mantarlarımızı. Oysa ki tadı, yapılışının kolay olması hem de lezzetinden dolayı çok daha iyi yerlerde olmayı hak ediyor. Yeter ki doğru pişirelim. Zeytinyağı. Şöyle bol bol zeytinyağı. Tuz. Karabiber. Aynı et gibi marine ediyoruz. Et gibi demem sizi şaşırtmasın. Tadı, dokusu kırmızı ete çok benzediği için. Daha önce istiridye mantarı yemediyseniz ilk ağzınıza attığınızda et zannedebilirsiniz. Döküm tava kullanacağız. Tırtıklı döküm tava kullanıyorum. Elimi 5 saniye tutamıyorum. Böylece ısındığını anlıyorum. Kızartmaya başladığım anda ekranın hemen sağ alt tarafına süre ekledim. Böylece kimsenin kafasında kaç dakikada pişireceğim, oldu mu olmadı mı diye soru işareti kalmasın. Yakışıklı izimizi görüyorsunuz. Yavaş yavaş ete benzemeye başladı mı? Şu son dilime bakın şimdi. Şöyle ince kesilmiş, iz verilmiş et gibi mi değil mi? Ocağın altını hiç kısmadan tava değiştiriyorum. Teflon tavaya geçiyoruz. Tereyağı ne kadar isterseniz, istediğiniz miktarda kullanabilirsiniz. Karabiber. Tuz. Yeniden tuz, karabiber. Bu tarifte çok konuşmaya gerek yok. Tarif zaten ateş ediyor. Tabaklamaya başlayalım. İnanılmaz acıktım. Tabağımızı daha eğlenceli bir hale getirelim. Domatesden bu ağzı olsun. Maydanozdan burnu olsun. Belki çocuklarına yemek yediremeyen anneler, babalar, dayılar
Ablalarım, abilerim, işportacı gibi oldu. Belki size bir faydam olur. Yalnız baştan uyarayım. İstiridye mandalına bulaştınız mı mafya gibi. Bir daha çıkamazsınız. Vazgeçemezsiniz. O kadar lezzetlidir. Açın ağzınızı. Of. Of. Nasıl olmuş biliyor musunuz? Keşke imkan olsa da bir tadına bakabilseydiniz. Of. Yalnız bunun bir yeme raconu var. Yumurtayı böyle kesersiniz. Aynı Amerikalılar gibi yumurtanın içine et koymuş gibi mantarı koyup sararsınız. Açın ağzınızı. Evet. Çayımızdan da bir yudum alalım. İnanılmaz kolay, pratik. Daha önce istediğim maddeyi tatmamış olanlar mutlaka bu böyle yapıp tadına baksın. Vazgeçemezler. Her zamanki gibi hep beraber yaptık. Hemen şuradaki abone ol tuşuna basarsanız bundan sonra yemeklerimizi hep beraber yaparız. Hepimizin eline sağlık. Şu an evden yeni çıktım. İnanılmaz kar yağıyor. Tabii ki benden başka akıllı yok sokakta. Sırf sizin için istiridye mantarı toplamaya çıktım. Tatlı otoparkın yanından geçerken bir fiyat listesine bakalım. Merak ettim. 1 saat 12 lira. 24 saat 46 lira. Otomobil için 425 lira. Büyük araç 500 lira. Ne güzel. Oh oh oh, harika. Hiç oyalanmayacağım. Hemen istiridye mantarını alıp eve döneceğim. Gerçekten soğuk. Hiç tadı tuzu yok dışarının. Nerededir bu? Manav bölümündedir herhalde. Mantarlar burada. Aha. Kültür mantarı var sadece. Koskoca Migros'ta istiridye mantarı yok mu? Sınıfta kaldın Migros. Sınıfta kaldın. Ne yapacağız? Bulması da zor bir şey ha. Nasıl yapsak? Şurada bir A101 var. Olabilir mi acaba? Migros'ta yoksa orada hiç olamaz. Ama çıkmamış candan umut kesilmez. Ben yine bir bakayım. Ama hiç umudum yok, ne yalan söyleyeyim. A101'de de istiridye mantarı var mı diye sorulur mu ya? Küfür yemeyiz inşallah. Vallahi var. Vallahi var. Migros'ta yok, A101'de var. Ne kadar? 4.95. 200 gramı 4.95. İstiridye mantarı. İkisini de alıp hemen topuklayayım ben buradan. Migros utansın. Ama ben size dedim kesin A101'de vardır diye. Yok dediniz. Olmaz dediniz. Ben